Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu'yla Trend Haber başlıyor. Koronavirüs, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi ve enflasyon sorunu derken vatandaş bir türlü belini doğrultamadı. 2024 yılı için belirlenen asgari ücret zammının ardından emeklilerin maaş zammı da gündemden düşmedi. Öyle ki milyonlarca emekli açıklanan yeni yıl zammında istediğini bulamadı. Bu konu meclis gündemine de taşındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda ek zamma gidilmesi yönünde talimat verdi. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Emekliye ek zam ve en düşük maaşın 10 bin lira olması bu hafta mecliste görüşülecek ve yasalaşacak. Teklif resmi gazetede yayımlandıktan sonra oluşan aylık farklar bir hafta içerisinde ödenecek. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ek zammın Ocak ayı itibariyle yapılacağının müjdesini verdi. AK Parti iktidarları döneminde emeklilerimiz hiçbir zaman unutulmadı Ahmet Bey, hiçbir zaman ihmal edilmedi. Hep desteklendi. Sayın Cumhurbaşkanımız emeklerimizi ve kıymetlerimizi özellikle muhalefet ve başka gruplar gibi sadece seçim dönemlerinde hatırlamadı. Bakın çok önemli bu. Her zaman emeklilerimizi, büyüklerimizi başımızın tacı olarak gördü. Biz de bunu ifade etmek için onlara biraz özel kılmaya gayret ettik. Ve 2024 yılını emekliler yılı olarak kutlamaya karar verdik. Böylece %49,25'e yükseltilen ek zamla SSK ve Bağkur emeklileri de memur emeklisiyle aynı oranda zam almış olacak. 7.750 lira emekli maaşı alan bir kişinin maaşı ek zamla 11.566 lira olacak. Ülke enflasyonu ve gelinen son noktada ne kadar tatmin eder bilinmez ama emekli vatandaşlarımız için şimdiden hayırlı olsun diyelim. Trend Haber'le karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.